Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucublu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. 1. Fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. 2. Fıkra. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. 3. Fıkra. Sen ey riyakâr nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Sırrınca, müzekka olmadığın için, belki sen kendini o recul-i facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i sanat bil. Ucup ve riyadan kurtul. 4. Fıkra. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakayık-ı mevcudat, ismi Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri ve arazi her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. 20. sözün ahirinde şu sırra dair bir nebze bahsi geçmiştir. Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan, katiyen bil ki, hayat zannettiğin halat, yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel, bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye, o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra, bütün zamanın ve onun mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye, yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tedkik, bir aşiredir, belki bir an-ı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki, bazı ehli velayet, dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Madem böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak. Kalp ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık. Bak, ne kadar geniş bir daire-i hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel, onlar için haydır, hayattar ve mevcuttur. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim. 5. Fıkra.
şu fıkra Arabi geldiği için Arabi yazıldı. Hem şu fıkrayı Arabiye, Allahu Ekber zikrinde 33 mertebeyi tefekkürden bir mertebeye işarettir. Allahu Ekber iz huvel gadirul alim, el hakimul kerim, el rahimul cemil, el nakkaşul ezeliyyul lezi, ma hakikatu hazihil kainati, kullen ve cüz'en, ve sahaife ve tabakatin, وَمَا حَقَائِقُ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا وَوُجُودًا وَبَقَاءً إِلَّا خُطُوتُ قَلَمِ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَتَنْظِيمِهِ وَتَقْدِيرِهِ بِعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ وَنُقُوشُ پَرْكَارِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَتَصْوِيرِهِ وَتَدْبِيرِهِ بِصُنْعٍ وَعِنَايَةٍ وَتَزْيِينَاتُ وتزيينات يد بيضاء صنعه وإنايته وتزيينه وتنويره بلطف وكرم وأزاهير لطائف لطفه وكرمه وتودده وتعرفه برحمة ونعمة وثمرات فياض رحمته ونعمته وترحمه وتحننه بجمال وكمال ولمعات تجليات جماله وكماله بشهادة تفانية المرايا وسيالات المظاهر مع بقاء الجمال المجرد السرمدي الدائم التجلي والظهور على مر الفصول والعصور والدهور والدائم الإنعام على مر الأنام والأيام والأعوام نعم فالأثر المكمل يدل لذا عقل على الفعل المكمل ثم الفعل المكمل يدل لذي فهم على الاسم المكمل ثم الاسم المكمل يدل بالبداهة على الوصف المكمل ثم الوصف المكمل يدل بالضرورة على الشأن المكمل ثم الشأن المكمل يدل باليقين على كمال الذات بما يليق بالذات وهو الحق اليقين نعم تفاني المرآة زوال الموجودات مع التجلي الدائم مع الفيض الملازم من أزهر الزواهر أن الجمال الظاهر ليس ملك المظاهر من أفصح تبيان من أوضح برهان لجمال المجرد للإحسان المجدد للواجب الوجود للباقي الودود اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم زيل بسم الله الرحمن الرحيم Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikıdır. Evet, acz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikıyla mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine isal eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine isal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine isal eder. Şu tarik, hafi tarikler misillü, letaif-i aşere gibi 10 hatve değil ve tarik-ı cehriye gibi nüfus-u seb'a
7 mertebeye atılan adımlar değil, belki 4 hatveden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın, acz ve fakr ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarikın evradı, ittiba-ı sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Birinci hatveye, فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ediyor. İkinci hatveye, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ayeti işaret ediyor. Üçüncü hatveye, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ayeti işaret ediyor. Dördüncü hatveye, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ayeti işaret ediyor. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur ki, birinci hatvede فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ettiği gibi tezkiye-i nefs etmemek, zira insan cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever, başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini metheder. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini meayipten tenzih ve tebriye eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabud-u hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri, onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. İkinci hatvede, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzusat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, nefsi emmarenin muktezasıdır. Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi şu haletin aksidir. Yani nisyan-ı nefs içinde nisyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek. Üçüncü hatvede مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ dersini verdiği gibi nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer. Bu hatvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Şu mertebede tezkiyesi قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrde bilmektir. Dördüncü hatvede كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ dersini verdiği gibi nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkârâne bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur.
Hakikat şöyledir ki, her şey manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve Sani-i Zülcelal'in esmasına aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki, vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat-ı adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucid-i hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayne-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan her şeyi bulur. Hatime, şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikindeki dört hatvenin izahatı, hakikatın ilmine, şeriatın hakikatına, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, evet şu tarik daha kısadır. Çünkü dört hatvedir. Acz elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk, nefisten elini çeker, fakat maşuk-u mecaziye yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra, mahbub-u hakikiye gider. Hem şu tarik daha eslemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervazane davaları bulunmaz. Çünkü acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Hem bu tarik daha umumi ve cadde-i kübradır. Çünkü kainatı ehli vahdetül vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mevcude illa hu hükmetmeye veyahut ehli vahdetü şuhud gibi huzuru daimi için kainatı nisyanı mutlak hapsinde hapse mahkum tahayyül edip la meşhude illa hu demeye mecbur olmuyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip Esma-i Hüsna'sının mazhariyet ve aynedarlık vazifesinde istimal ederek manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimiye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Elhasıl, mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, manayı ismiyle bakmamaktır.